Herkese merhabalar. Hoş geldiniz sayfamıza, kanalımıza arkadaşlar. Ehliyet sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Anlatımlı, animasyonlu sorular ve konular tamamı sayfamızda mevcuttur. Dikkatli bir şekilde izleyen tüm arkadaşlar 90 ve üzeri not alabilir. Başarılar diliyoruz ve başlıyoruz. Evet, çok önemli konu ve sorularla beraberiz. Hemen başlayalım. Evet, gelsin sorularımız. Birinci sorumuz geldi. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. Tespitler şöyle arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şimdi şuraya dikkat edin. Bu soruyu okurken hemen cevabı direkt cevaplayabilirsiniz. Şehir merkeziyle ilgili. Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmamış. Yolun yapısı, trafik düzeni, güvenliği sağlanmamış. Bu durumda diyor aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği söylenir? Belediye, mahalle muhtarlıkları, Tarım İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlüğü. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şuradaki altını çizdiğim yer. Yani şehir merkezinde araç kullanan şehir içerisindeki tüm alt geçitleri, üst geçitleri, trafik levhalarını vesaire düzenlemekte görevli belediyelerdir. Arkadaşlar cevabımız Adana seçeneğidir. Eğer yerleşim yeri içerisinde deseydi, bakın burada yerleşim merkezi dışında deseydi, bakın içinde yerleşim yeri içerisinde belediye, yerleşim yeri dışında Karayolları Genel Müdürlüğü görevlidir. Burada cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen ikiye geçelim. İkinci soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? Araçların tehcir işlemlerini yapmak, motorlu araç sürücü sertifikasını vermek, karayollarında gerekli işaretlemeleri yapmak, sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Motorlu taşıt sürücü sertifikasını vermek, karayollarında gerekli işaretlemeleri yapmak. Motorlu taşıt sürücü sertifikasını vermek MEB'in görevidir. Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavlarını yapmak Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Karayollarında gerekli işaretlemeleri yapmak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Araçların tehcir işlemlerini yapmak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Cevabımız tabii ki burada Adana seçeneğidir. 3. Bakalım 3. soru. Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içerisinde. Bakın şu 5 metre çok önemli. Yerleşim yeri içinde, kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde belirtilen yerlerde hangisi yasaktır? Durmak, duraklamak, hızı azaltmak, vites değiştirmek. Tabii ki arkadaşlar burada bakın belirlenmiş yangın muslukları her iki yönde 5 metrelik mesafe içerisinde tabii ki ne yapmak gerekiyordu? Duraklama yapmak yasaktır değil mi? Cevap burada Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçiyoruz diğer sorumuza. 4. soru gelsin bakalım. 4. sorumuz şöyle: ticari amaçta yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmesi yasak? Daha önce konuları anlatırken de söylemiştik. 24 saat süre içerisinde şoförlerin yapması gereken neydi? Bakın 24 saat süre içerisinde toplamda
Toplamda 9 saat. Devamlı 4,5 saat. 4,5. Mola, bakın şuradaki mola 45 dakikadır. 45 dakika. Şimdi bu molaları 15'er dakikalık aralıklarla da ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Burada bize neyi sormuş? Şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır dediğine göre bakın 1 ticari, 2 ticari minibüs, 3 ticari otobüs, bir de nedir? Kamyon. Ticari araçların 4,5 saatten fazla kullanmaları nedir? Yasaktır. Her üçü de değil mi? Her üçü de yasak. Yani Denizli, evet Denizli. Şurada Denizli seçeneği. İşaretlememizi yapalım. Şurada bir kalem alalım. Evet Denizli seçeneği 1, 2, 3 olacak. Her üçü de. Evet hemen geçelim. Beşinci soruya. Beşinci soru şu. Trafik görevlisinin geceliğin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur işareti, B. Geç işareti, C. Yavaşlama işareti, D. Hızlandırma işareti. Burada da dikkat ederseniz bakın trafik polisinin elindeki işaret çubuğu konuyu anlatırken de söylemiştik. Eğer omuz istikametindeyse bakın şöyle omut istikametine yakınsa gece geç anlamındaydı değil mi? Bakın geç anlamındaydı. Yok boyun, kulak, baş hizasına yakınsa gece dur. Bakın bunu bu şekilde de çözebilirsiniz. Dikkat edin. Tabii ki burada bize neyi vermiş? Gece dur değil mi? Cevap Adana seçeneği. Evet altı bakalım. Altıncı soru şöyle. Motorlu araçların nokta nokta sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Katılım belgesi. B. Eğitim sertifikası. C. Sürücü belgesi. D. Sürücü sertifikası. Motorlu araçların ne olmadan araç kullanmaları yasak. Burada sertifikayla, katılım belgesiyle, eğitim sertifikasıyla, sürücü sertifikasıyla araç kesinlikle nedir? Kullanılmaz değil mi? Ama bunlar zaten normalde hiçbir geçerliliği olmayan belgelerdi. Sadece nedir? İşte sürücü belgesi alana kadar hiçbir işlevi yok. Ta ki sürücü belgesine dönüştürmeniz gerekiyor bu belgeleri. Burada bize sürücü belgesi bak. Şurada bakın Ceyhan seçeneğinde sürücü belgesi olmadan değil mi? Olmadan karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi nedir? Yasaktır. 7. Bakalım. 7. soru şöyle. Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralaması hangisidir? 1. Güvenlik güçlerine ait araçlar. 2. Organ ve doku nakli yapan araçlar. 3. İtfaiye araçları ve benzeri acil müdahale araçları. 4. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlar ve yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sıralamasını sormuşlar. Burada dikkat ederseniz geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arkadaşlar öncelikle bir kere nedir? Ambulans değil. Bakın ambulans birinci sıradadır. Sonra organ nakil aracı. Bakın ambulans hangisinde? Denizli'de verilmiş birinci sırada. Sonra organ nakil aracı yine Denizli'de verilmiş ikinci sırada.
Üçüncü sırada itfaiye araçları, dördüncü sırada da güvenlik güçlerine ait araçlar olacak. Burada denizli seçeneği doğrudur. Evet, hemen geçelim diğer 8 gelsin. 8. sorumuz. 8. sorumuz, şekildeki karayoluna ne ad verilir? Bağlantı yolu, geçiş yolu, bölünmüş yol, tali yolu. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bakın. Şimdi kırmızı araç bir yöne gidiyor. Diğer aracımız da karşı yöne gidiyor. Fakat yolun ortasında, bakın, yolun ortasında refüjler var. Refüj değil mi? Mesela bakın, ağaçlar dikilmiş ve ayırıcı, karşı yoldan ayrılmış değil mi bu? Biz buna ne diyoruz? Bölünmüş karayolu diyoruz. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim. 9. 9. sorumuz trafik işaretlerinden gelmiş. Bakalım. Trafik işaretlerinden hangisi aracın kamyonlar için önündeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Kamyonlar için. Şimdi burada tabii ki açıklama yapalım. Adana seçeneğinde iki tane araç resmi görüyorsunuz. Siyah değil mi? Burada kısıtlamaların sona erdiğini söylüyor. Bakın. Yani şuradaki Ceyhan seçeneğinde öndeki aracı geçmenin yasak olduğunu, Adana seçeneğindeki ise öndeki aracı geçebilirsin anlamında. Tamam. Kamyonlar için, bak, kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Tabii burada Bursa seçeneğidir doğru cevap. Denizli seçeneğinde ise yine trafik tanzim işaretlerinden uzunluğu 10 metreden fazla araçların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Hemen ona bakalım. 10. soru. Görsele göre hangisinin söylenmesi doğru olur? Görselimiz bakın burada 2 numaranın önünde ne var? Yol ver. Yol bir işareti nereye konur? Tali yola konur değil mi? Bakın tali yol. Şimdi burada tali yol var. Tali yoldaki araç sürücüsü her zaman karşısındaki araca ne yapmak zorundadır? Yol vermek zorundadır. Biz bunu zaten biliyoruz. Soruyu okumadan hemen cevap verebiliriz. Görsele göre hangisinin söylenmesi doğru olur diyor. A. Yol hakkı 2 numaralı araca aittir. Kesinlikle nedir? Yanlış. Bir kere bakın. A seçeneği yanlış. B'ye bakalım. 2 numaralı araç sürücüsü durmadan yoluna devam etmelidir. Yanlıştır. Bakın. Ceyhan 1 numara araç bekleyip 2 numaralı araca yol vermektir. 1 numaralı. Bekleyip 2 numaralıya yol vermektir. Bu da yanlıştır bakın. 1 numaralı araç sürücüsü gidecek değil mi? Denizli'ye bakalım. 2 numaralı araç 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Evet, 2 numaralı araç 1 numaralı aracın geçmesini bekler. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, hemen geçelim. 11. 11. soru şöyle, görsele göre numaralı araçlardan hangileri doğru şeritte gitmektedir diyor. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane aracımız var. Şimdi bir de bu tip sorularda dikkat etmemiz gereken nokta şu. Sağ taraftaki trafik işareti değil mi? İki gidişli, bakın iki gidişli, bir de karşıdan gelişli yol. İki şeritli gidiş, bir şeritli de karşıdan karşı taraftan geliş tabelası gösteriyor. Ben şimdi şurada dikkat edin. Bir numara, iki numara ve dört nolu araçlar nedir? Doğru gidiyor. Buradaki işarete göre değil mi? Bak şurada ki işarete göre. Şuradaki 3 nolu görüyorsunuz değil mi? Bakın 3 nolu aracı. 3 nolu aracı bir kere burada yeri yok. Devamlı çizgiden karşıya geçmiş. Zaten yol karşı yönden geliyor. Bakın. Demek ki 3'ün olduğu seçenekler
elenecek. Üçün olduğu seçenekler kesinlikle yanlıştır. Cevap Denizli seçeneği. 1, 2 ve 4 nedir? Doğrudur. Evet, geçtik. 12 şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Bir numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi. Bir numaralı araç bulunduğu şeritte seyredebilir mi? Yani şu kamyonet için seyredebilir mi? Doğrudur. İki numaralı aracın, üç numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. Bakın şuradaki bu şeride geçebilir mi? Nedir? Kesinlikle yasak değil mi? Yasak, asli kusur. Ölünmüş kara yolundan karşıya geçmek nedir? Yasaktır. Yani burada Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Diğerlerini hiç okumamıza gerek nedir? Kalmadı. Hemen geçelim 13. sorumuza. 13. soru. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? 1, 2 ve 3. Ok yönünde dikkat edin 3 numara U dönüşü yapması değil mi? Bakın ok yönünde şuradaki 3 nolu araca diyor ki U dönüşü yapman nedir diyor? Yasaktır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 14. Görseldeki kavşak. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Kontrolsüz kavşaklarda yapmamız gereken şudur. Kural 1. Dönüş yapan araçlar varsa en son geçer. Birinci kuralımız. İkinci kural. Dönüş yapan dönüş yapanın sağındakine yol verir. Üçüncü kural. Düz giden düz gidenin sağındakine yol verir. Yani her zaman sağdakine yol vereceğiz arkadaşlar. İş makinesi ve lastik tekerlekli traktörler varsa diğer motorlu araçlara yol verir. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Geçiş üssüne sahip araçlar varsa önce geçer. Şimdi burada dikkat edelim. Dönüş yapan iki tane araç var. Bakın. Şuradaki söylediğimiz kurala göre bakın. Dönüş yapan kim var? 2 numara ve 1 numara. Her ikisi de bekliyor. Kim kimin sağında? 2'nin sağında 1 var. O zaman demek ki önce 1 geçecek, sonra 2 geçecek. Bunlar geçebilir mi? Hayır. Çünkü diğer 3 nolu araç düz gidiyor. O zaman öncelikle 3 numarayı önce geçiriyoruz. Sonra 1 numarayı geçiriyoruz. Sonra da 2 numarayı geçireceğiz. 3-1-2. 3-1-2'nin olduğu seçenek hangisidir? Tabii ki Denizli seçeneğidir. Bu konuyu detaylı bir şekilde sayfamızda, kanalımızda anlattık. Arkadaşlar konu anlatımlı. Mutlaka dinleyin, izleyin. Geçiyoruz hemen diğer sorumuza. 15. sorumuz animasyonlu sınav sorusu. Videodaki aracın yaptığı kazanın nedeni. Şimdi ne yapalım? Bir kere değil mi? Öncelikle evet, öncelikle videomuzu bir izleyelim. Evet. İzleyelim. Bakın şu anda izliyoruz. Değil mi bak? Tekrar izliyoruz. Hız sınırını aşmış olması, sürücünün sürücü belgesinin yetersiz olması, araca taşıyabileceğinden fazla yük konulması, gabarit sınırlamasına dikkat edilmemesi. Şimdi burada dikkat ederseniz bakın 3.50. Köprünün üzerinde 3.50 var ve giriş noktasında 3.50 var. 3.50 şunu gösteriyor. Gabarit sınırlaması yüksekliği 3.50'den fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu. Fakat
Şimdi buradaki şeyi izliyoruz bak. Buradaki araç, kamyonet işte. Üzerinde bir yük var ve yük köprüye takılıyor ve düşüyor değil mi? Burada dikkat edin, şuradaki düşen yük 3,50'nin üzerinde olduğu için gabarit sınırlamasını aştığını bize ne yapıyor? Gösteriyor. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 16. Hemen animasyonumuzu da izliyoruz. Yine animasyonu bir sınav sorusu. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Sabırsız, kavgacı, heyecanlı, kaygılı. Sürücünün el hareketlerini görüyorsunuz değil mi? Bakın şuradaki el hareketlerine bakın. Yaya karşıdan karşıya geçerken, değil mi? Geçerken biraz ne yapmak lazım? Değil mi? Bak. Yaya şu anda yeşil yanıyor zaten. Fakat yaya yavaş yavaş geçtiği için, bakın, yavaş yavaş geçtiği için nedir? Her ne kadar sürücüye yeşil yansa da yayanın geçmesini beklemesi gerekiyordu, değil mi? Burada kişinin ne kadar sabırsız olduğunu bize bildiriyor. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, animasyonlu sorular devam ediyor. Evet, geçiyoruz. 17. 17. soru. Görsele göre hangisinin söylenmesi doğru olur? A. Burası bir hemzemin geçittir. B. Bu bölgede önceki araç sollanabilir. C. Görseldeki araç durmadan devam edebilir. D. Görseldeki araç bariyerler açık olduğunda yavaşlamadan direkt geçebilir. Şimdi burada dikkat ederseniz şuradaki aracımız nedir? Kontrolsüz bir hemzemin geçitte olduğumuzu, tek hattı bir hemzemin geçitte olduğumuzu ve bariyerlerin izin vermesi durumu. Yani bariyerler açık olacak geçmemiz için bariyerler izin vermesi durumunda dikkatli bir şekilde sağımızı solumuzu kontrol ettikten sonra geçeceğimizi bize bildiriyor. Burası hemzemin bir nedir? Geçittir. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 18. sorumuza bakalım. 18. sorumuz yine bir animasyonlu sınav sorusudur. Araç sürücüsü, biz animasyonumuz çalışa kalsın. Araç sürücüsü trafik ışığı yeşilden sarıya döndüğü esnada devam etmiştir. Yeşilden sarıya döndüğünden itibaren devam etmiştir. Bu durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir? 1. Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır. 2. Yeşilden sarıya dönen trafik işaretini gördüğünüzde kırmızı ışığın yanması için beklenilmelidir. 3. Güvenle duramayacak mesafede ise geçişini tamamlamalıdır. Şimdi dikkat ederseniz burada arkadaşlar yeşilden sarı. Bakın, yeşilden sarıya dönmüş. Yeşilden sarıya dönmesi demek ışıkların sana neyi soruyor? Diyor ki hazırlan. Neye? Durmaya hazırlan. Değil mi? Durmaya hazırlan. Yani dikkatli bir şekilde ne yapıyoruz? Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca azaltacağız hızımızı. Yeşilden sarıya dönen ışık, dönen işaret, bak, trafik işaretini gördüğünüzde kırmızı ışığın yanması için beklenilmelidir. Kesinlikle doğrudur. Güvenle duramayacak mesafede ise geçişini tamamlaması gerekiyor. Tabii burada da dikkat ederseniz her üçü de yapılması söz konusudur. Doğru cevap Denizli seçeneğidir. Yine bir animasyonu sınav sorusuydu. Geçiyoruz. Evet, geçtik. Diğer sorumuz şöyle. Görseldeki yol çizgileri ve yer işaretlemeleri numaralanmış ifadelerden
hangilerini belirtir diyor. Bakın, hangilerini belirtir. Evet. Bir, yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu. Şurası nedir? İki şeritli ve iki yönlü bir yol olduğunu gösteriyor. Bir, doğrudur. İki, bir numara aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Bir numara aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Kesinlikle geçebilir mi bir numara araç? Geçemez çünkü bakın devamlı çizgi var. Bu nedir? Yanlış. İki numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Evet bakın iki numaralı araç geçebilir. Neden? Yan tarafına dikkat edin. Yan tarafına kesik kesik çizgiler var. Yani 1 ile 3 nedir? Doğrudur. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet. Hemen geçelim diğer sorumuza. Diğer sorum şöyle. Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalı? Şurada bakın arkadaşlar. Acele etmeden bakın mavi araç sağ taraftaki tabelaya bakın. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Tabela ileriden bak ileriden sağ geç diye sana uyarıda bulunuyor. Sağ şeride yani ileriden tek şeride düşecek diye işaret seni ne yapıyor? İşaret, trafik işareti uyarıyor. Yeşil arabaya, pardon, mavi arabaya uyarıda bulunuyor. Şimdi demek ki en sol şeride geçmesini söylüyor. Yanlış. Yavaşlayarak sağ şeride girmelidir. Yavaşlayarak, hızını azaltarak ileride sağ şeride geçmesini gerektiğini bildiriyor. Hızlanarak bulunduğu şeritte devam etmeli. Kırmızı renkli aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı. Evet arkadaşlar burada Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Geçiyoruz hemen 21. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Döner kavşak yaklaşımını, ileri sola mecburi yönü, sağa ve sola mecburi yönü, ada etrafında dönüleceğini. Tabii ki bakın ileri sola mecburi yönü bize bildiriyor. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap 22. Evet 22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Trafik işareti. Siyah iki tane yan yana araç. Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu, hız sınırlaması sonunu, geçme yasağı sonunu, park yasağını. Tabii ki burada geçme yasağı sonunu bize bildiriyor. Yani dikkatli bir şekilde araç sollayabilirsin diye ne yapıyor? Uyarıda bulunuyor. 23'e bakalım. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yanlış olanı sormuş bak. Yolu kontrol etmesi yanlış mı? Kesinlikle doğru. Aracını yavaşlatması kesinlikle yavaşlayacak ve takip mesafesini artıracak. Takip mesafesini azaltması burada kesinlikle yanlış değil mi? Bakın takip mesafesi gevşek şevde ne yapılmaz? Azaltılmaz, artırılır. İki araç arasındaki takip mesafesini artırması gerekiyor. O bölgeden dikkatli geçilmesi cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet geçiyoruz hemen 24'e bakalım. 24 yine animasyonlu sınav sorusu. Bu bölümde arkadaşlar çokça animasyon sorusu çözüyoruz. Bakın dikkat edin. Sürücü bu durumda ne yapmalı? Ani fren yapmalı. Ani manevra ile sağa girmeli. Hızında değişiklik yapmadan devam etmeli. Gri aracın önüne çıkacağını öngörerek kontrollü yavaşlamalı. Şimdi bakın şu andaki araç hareket halinde. Dikkat ederseniz. Değil mi bak? Şuradaki bak dikkat edin. Şuradaki aracımızdı değil mi? Bakın şurada da gri bir araç nedir? Kontrolsüz bir şekilde
yola çıkıyor. Burada yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken nedir? Tabii ki bak. Kırmızı şuradaki bakın şu aracımız biz hareket halindeyiz. Bak şurada da kontrolsüz bir şekilde bak bizim önümüzde yani şuradaki gri aracın önüne çıkacağını öngörerek kontrollü nedir? Yavaşlaması söz konusudur. Yavaşlamamız gerekiyor. Evet, Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, geçelim. 25'e bakalım. Kamyon. Şöyle alalım. Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak? Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yere oturtulması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Burada da dikkat ederseniz kamyon, kamyonet, romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken arkadaşlar her şeyden önce yüklerin üzerine nedir? Yolcu bindirilmesi kesinlikle nedir? Yasaktır, değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. 26. sorumuza bakalım. Şekildeki park etmek yasaktır. Park etmek yasaktır. İşaretimiz var. Levhası var. Altına ilave edilen resimli levha süreceği neyi bildirir? Bakın şunu sormuş. Evet bakın. Şuradaki bak şunu söylüyor. Kurtarıcının çekeceğini değil mi? Araç çekeceğini gösteriyor. Yol yardımını, aracın servise götürüleceğini, park yapan aracın çekileceğini, sadece arızalı araçların çekileceğini. Dikkat edin. Bakın burada arkadaşlar. Park yasağı olan bir yere aracınızı park ettiğiniz zaman çekileceğini değil mi? İşaret bildiriyor. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, geçelim hemen diğer sorumuza. Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari en az hız sınırı saatte kaç kilometredir? İşte 15, 30, 40, 60. Otoyollarda asgari hız biliyorsunuz arkadaşlar. Asgari bakın. Asgari en az demektir. Asgari 40'tır. 40. Azami bakın azami şöyle yapalım. 130'dur otomobillerin. Yap işte devlet otobanlarında ise nedir? 140'tır. Azami hız sınırı. Burada zorunlu haller dışında otoyollarda en az hız kaçtır? Tabii ki 40'tır değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. Geçelim. Hemen 28. 28. sorumuz trafik işaretlerinden gelmiş. Trafik işaretlerinden hangisi tehlikeli madde taşıyan taşıtlar giremez işaretidir? Bakın Adana seçeneği kamyonların yanındaki kamyonlar için sollama yasağını bildiriyor burada bakın. Bursa seçeneğinde kamyonların sollayabileceğini, Ceyhan seçeneğinde tehlikeli madde taşıyan taşıtın girmesinin yasak olduğunu sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneğidir. Denizli seçeneğinde ise kamyonların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Denizli seçeneği. Evet hemen geçelim. 29. 29. sorumuz yine bir animasyon sınav sorusu. Videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucunda oluşmuştur? A. Takip mesafesi kuralını. B. Geçme kuralını. C. Kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralını. D. Şerit takip kuralını. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bir şey var. Dikkat edin. Şöyle yapalım. Önce bir
Evet. İzleyelim. Tekrar izleyelim arkadaşlar. Şuradaki beyaz aracı görüyor musunuz? Bakın, beyaz araç. Karşıya gidiyor. Düz gidiyor. Yeşil araç da bakın şeridine şey bak. Şuradaki beyaz aracın olduğu yerde yeşil araç, yeşil aracın olduğu yerde beyaz araç olması gerekiyor. Her ikisinin de değil mi? Her ikisinin de ne olduğunu bize bildiriyor. Bak şuradaki yeşil, bak sol şeride beyaz araç da sağ şeride girmesi gerekiyor. Beyaz düz gidiyor, yeşil de dönüş yapıyor. Burada dikkat ederseniz şerit takip kuralını ne yapmış? Her iki araç da dikkat ederseniz çiğnemiş arkadaşlar. Çiğnemiş, evet. Bakın tekrar izliyoruz. Görüyor musunuz? Evet. Her iki aracın da bakın her iki aracın da şerit takip kuralına uymadığını burada bize nedir? Bildiriyor. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, Denizli seçeneği. 30. sorumuza bakalım. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. Şimdi bize neyi sormuş? E90. E90 neyi gösterir? E90 arkadaşlar uluslararası karayolunu gösteriyor. Devlet yolunu D gösterir. Mesela D100 değil mi? Bakın D100 devlet karayolu. Demir yolu hemzemin geçitler kontrolü kontrol. Hemzemin geçitler var. Otoban da nedir? O ile gösterilir. Mesela O20, O4 şeklindedir. Evet, buradan da soru geliyor. Dikkat edelim. Hemen bakalım diğer sorumuza gelsin. Diğer sorumuz 31. 31. soru sola dönüş yapmak isteyen sürücü hangilerini yapar? Şimdi bakalım sola dönüş yapacak olan şuradaki motosiklet sürücüsü sola dönüş yapacak. Sola dönüş lambasını sinyalini vermeli midir? Kesinlikle vermelidir. Sola dönüş sinyalini vermek farkındalık oluşturmaktır. Sinyal farkındalıktır arkadaşlar. Hızını azaltmalı mıdır? Azaltmalıdır. Geniş kavisle dönmeli midir? Dönmelidir. Sola bakın. Sola döneceği için bakın sola döneceği için geniş kavisle döner değil mi? Bakın geniş. Şuraya yazalım, belirtelim geniş. Sağ dar. Sağda dar kavisle nedir? Dönülür. Demek ki burada her üçünü de nedir? Yapar. Cevabımız C, Denizli, pardon, Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim. Diğer soru gelsin. 32. Çok çok önemli sorulardan birisi. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi unutulmamalıdır arkadaşlar. Bu tip sorularda her şeyden önce kavşakta burası kontrollü bir duruma geçmiş. Neden? Levhalar olduğu için değil mi? Bakın, levhalar var. Levhalarda polis işaretimiz var. Ya polis aracı var. İki nolu bir aracımız. Polis aracı dönüş yapacak. Yol ve işaretin olduğu bir yolda hiç önemli değil. Çünkü geçiş üstüne sahip bir araç. Öncelikle geçiş üstüne sahip araç olduğu için iki numara ilk geçer değil mi? İki numara ilk geçer. Şöyle yazalım. Sonra bakın üç nolu araç ana yolda fakat dönüş yapıyor. Bir nolu araç düz gidiyor ana yolda. Dört nolu araç tali yolda. Şöyle ana yol yazalım. Ana yolda. Dört de tali yolda düz gidiyor. O zaman öncelikle ana yoldakilerini geçireceğiz. Nedir? Düz giden. Önce bir geçer değil mi? İkiden sonra bir. Sonra dönüş yapan üç. Sonra tali yoldaki dört. O zaman 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Hangi seçenekte? Bakın Ceyhan seçeneğindedir sorumuzun doğru cevabı.
Soruya dikkat edin arkadaşlar. Bu soru genelde yanlış yapılan sorular arasındadır. Neden? Şuradaki tali yol ve ana yol tabelasına dikkat edilmediği için. Evet, geçiyoruz. Şekilde bulunan araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları hangisine doğru verilmiştir? Burada da dikkat ederseniz 2 nolu araç nerede? Tali yolda, değil mi? Bakın, tali yolda. 1 nolu araç da nerededir? Ana yolda. Evet, 1 nolu araç ana yolda, 2 nolu araç da tali yolda. Ana yol, tali yol. Hangisidir? Şurada dikkat edin. Ana yol, tali yol. Tabii ki Bursa seçeneğidir, değil mi? Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Geçiyoruz hemen diğer sorumuza. 34 şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır? Evet, bakın, ok yönündeki hareketi yasak olmuş. Bir sağa dönüş yapacak, yapabilir mi? Yapar. İki düz gidebilir mi? Gider. Pardon, dört gidebilir mi? Gider. İki nolu araca bakın, dönüş yapıyor karşı yöne. Nedir? İşte levha iki nolu araca yasak getirmiş, değil mi? Bu yönden araçların girmesinin yasak olduğunu söylüyor. Yani burada üç nolda düz gidebilir ve doğru cevabımız yasak olan iki numaradır. Bursa seçeneğidir. Evet, hemen geçelim 35'e. 35 görseldeki trafik işaretini gören sürücü yandaki numaralanmış ifadelerden hangilerini yapmalıdır? Bakalım numaralanmış ifadelere. Takip mesafesini artırmalıdır. Kasisli bir yola giriyorsunuz. Takip mesafesinizi ne yapmanız gerekiyor? Artırmanız gerekir. Hızınızı artırmalı mısınız? Hız artırılmalıdır. Hız artırılmaz, tam tersi arkadaşlar, azaltılması gerekiyor, değil mi? Bakın burada dikkat ederseniz hız nedir? Azaltılacak. Yani ikinin olduğu bir kere yanlış. 3 hızını azaltmalıdır. Evet. 1 ile 3'ün olduğu seçenekler doğrudur. Diğerleri nedir? Yanlıştır. Ya yani 2'nin olduğu seçenekleri ne yapıyoruz? Eliyoruz. Şöyle yapalım. Bir saniye. Kalemi alalım. Evet. Bursa, değil mi? Bursa. Şurayı kapatırsak. Kalemimizi alalım. Bursa seçeneği işaretleyebiliriz. Şimdi işaretleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bakın, 2'nin olduğu seçenekleri elediniz. O zaman Bursa seçeneği otomatik olarak sorumuzun cevabı çıktı. Evet, geçtik. Hemen geçelim. 36. Görseldeki otoyol bilgi levhası hangisini bildirir? HGS. A. Cep telefonu sinyalinin güçlü olduğunu. B. Radyo yayınlarının yol boyunca dinlenebileceğini. C. Ücretli otoyola girileceğini. D. Yol boyunca elektronik denetleme sisteminin olduğunu. Tabii ki burada dikkat edin, ücretli otoyola girileceğini bize bildiriyor. 37 animasyonlu bir sınav sorusu. Hemen animasyonumuzu da ne yapabiliriz? İzleyebiliriz. Sürücü neyin kontrolünü gerçekleştiriyor diye bir soru sormuşlar. Lastik basıncını, motor soğutma suyu kontrolünü, akü kontrolünü, motor yağı kontrolünü. Bakın şuradaki evet, bak, sürücüyü görüyorsunuz. Ne yapıyor? Evet, kontrolünü ne yapıyor arkadaşlar? Bir ne yapmış? Bak, sürücü yağ çubuğunu çıkarıyor, bezle siliyor. Burada da bakın yağ göstergesi var. Şuradaki bakın yağ göstergesi var. O zaman bize neyi bildiriyor? Tabii ki bakın yağ göstergesi, bakın yağ göstergesini ve sürücünün elindeki yağ çubuğunu silmesi, yerinden çıkarması yağ kontrolünü yaptığını bize gösteriyor.
yağ kontrolünü yaparken düz bir zeminde, değil mi? Düz bir zeminde aracımız sıcakken bakacağız. Yani aracımızla herhangi bir yere gittik geldik, döndük, otoparka çektik. 3-5 dakika dinlendikten sonra yağ çubuğunu çıkarıp takacağız ve kontrolümüzü ne yapacağız? Sağlayacağız. Evet, cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Geçelim hemen. Evet, burada tekrar izleyebilirsiniz. 38. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır? Videomuzu izleyelim. Yine bir animasyonlu sınav sorusu. Evet, şurada görüyorsunuz göstergede akü şarj kazışı yanıyor. Sabit hızla aynı şeritte yoluna devam etmelidir. Sol şeride geçip derhal servise gitmelidir. Yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmelidir. Trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalıdır. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi araç göstergelerinde, gösterge panelinde, yani şuradaki göstergelerde eğer akü şarj kazışı, hararet ve yağ lambası yanarsa aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Eğer buradaki yakıt göstergesi yanarsa aracı durdurmaya gerek yok. 30 ile 50 kilometre daha yol alır. En yakın akaryakıt istasyonunda aracımıza yakıt alabileceğimizi bize ne yapıyor? Bildiriyor. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Trafik kurallarına uygun olarak, değil mi? Derhal durulmasını gerektiğini bize bildiriyor. 39 şekilde gösterilen lastiğin üretim tarihi nedir? Üretim tarihi, bakın 05.03'ü kırmızı, bakın yuvarlak içine almış. 2023 yılının 5. günü, 2023 yılının 5. haftası, 2005 yılının 3. haftası, tarih gözükmüyor. Bakın burada bir kere 2003 tarihini göstermiş. Şu 03 2003 demektir ve 5. haftası, 2003'ün 5. haftası araç lastiğinin üretim tarihini bize bildirmektedir. Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. 40 numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın kurallara uygun olarak derhal durdurulmasını, kontağın kapatılmasını gerektirir? Verilenler nedir? Arkadaşlar, verilenler şarj lambası, yani akü, bakın buradaki akü, ABS, fren ve yağ basıncı. Şuradaki yağ basıncı. Az önce de çözdüğümüz gibi arkadaşlar, aracın gösterge panelinde yağ lambası, şarj lambası ve hararet lambası yandığında aracımızı derhal trafik kurallarına uygun bir şekilde durdurmamız, kontağı kapatmamız gerektiğini bize bildiriyor. Bir şarj ve üç nedir? Yağ lambası Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 1 ile 3. 41. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? İş, egzoz, emme, sıkıştırma. Arkadaşlar, benzinli araçlarda ateşleme buji ile olur. Dizel araçlarda mazot püskürtme, enjektör kanalıyla püskürtme yapılır. Benzinli bir motorda buji sıkıştırma zamanı sonunda nedir? Ateşleme yapar. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim. 42. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1 LPG, 2 benzin, 3 motorin. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, 1 LPG ve motorin, bakın benzin, bak LPG, benzin ve motorin her üçü de içten yanmalı motorlarda, yakıtlarda kullanılıyor. Cevabımız tabii ki burada Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen bakalım diğer sorumuza. 43. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun farların yandığını gösterir?
Şimdi burada dikkat ederseniz Adana seçeneğinde sorumuzun cevabı var. Uzun farların yandığını Adana seçeneği gösteriyor. Bursa seçeneğinde ısıtma bujilerini, Ceyhan seçeneğinde sola, değil mi? Sola sinyalin yandığını, Denizli seçeneğinde de akü ikaz ışığının yandığını bize bildiriyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. 44. İlk yardımcı başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır. Nokta nokta ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirilir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bak, dinle, hisset yöntemi, B. Hemlik manevrası, C. Turnike uygulaması, D. Şok pozisyonu. Tabii ki burada hasta yaralının, bakın, hasta yaralının ilk yardımcı başını kazazedenin, hasta yaralının göğsüne bakacak şekilde çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırdığında bak, dinle, hisset nedir? 10 saniye süreyle yapmaktadır. Değil mi? Bak. Göğüs kafesi kalkıyor mu, iniyor mu? Dinle. Soluk nefes sesi duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Hisset. Soluk yana geliyor mu, gelmiyor mu diye ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Adana seçeneğidir doğru cevap. 45. sorumuz. Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? Koruma, bildirme, kurtarma ve tedavi etme. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, öncelikle bakın, öncelikle bakın, sürücünün elinde bir telefon var, değil mi? Bakın, telefonla konuşuyor. Diyor ki falancı yerde kaza yaptık. Reflektörünü bakın işaretlemiş, 30 metreye koyması gerekiyordu. Ve bildiri de ne yapıyor? Bulunuyor. Evet, bakın buradaki hareket konuştuğunu gösteriyor. Karşı tarafa bildiri de bulunuyor. Evet, geçelim. Bu da yine animasyonlu bir sınav sorusu arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz, bakın konuşuyor. Karşı tarafta nedir? Konuşma halinde. Evet. Konuşma yapıyor. Evet. Bildiride bulunuyor, değil mi? Bildiride bulunuyor. 46. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? Kanamanın durdurulması, dolaşımın değerlendirilmesi, solunumun yolunun değerlendirilmesi, hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi. A hava yolu açıklığının değerlendirilmesidir. Bahçene pozisyonu verilir. Şurada gördüğünüz gibi. B solunum değerlendiriliyor. Solunum bak, dinle, hisset. 10 saniye süreyle değerlendiriyoruz. C'de de dolaşımını değerlendiriyoruz, değil mi? Şah damarından 5 saniye nabız almamız gerekiyor. Yani dolaşımda 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes veriyoruz. Burada bize A'yı sormuş. A demek hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi demektir. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. 47. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Sürükleme yöntemleri, bakın, çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, kazazedenin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Her ikisi de nedir burada? Doğrudur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 48. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omur iliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne denir? Bakın. İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası. Hasta yaralının omur iliğine zarar vermeden patlama söz konusuysa, bakın, patlama söz konusuysa araçta, ne yapıyoruz? Araçtan hasta yaralıyı, yangın söz konusuysa araçtan rentek manevrasıyla hasta yaralıyı omuriliğine zarar vermeden
çıkarıyoruz. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 49. Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenir? 1. Deri bütünlüğü bozulmuştur. 2. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Deri bütünlüğü bozulmuştur. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Her ikisi de arkadaşlar bakın deri bütünlüğü bozulmuştur. Doğrudur. Açık kırıklarda. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi kesinlikle açık kırıklarda vardır. Değil mi? 1. Doğru. 2. Yanlış. Cevabımız nedir? Adana seçeneğidir. 50. soruya bakalım. Hangisi yaralıyı sedye üzerine yerleştirme yöntemlerinden biri değildir? Bakın Adana seçeneğinde karşılıklı durarak kaldırma, Bursa seçeneğinde kaşık tekniği, Ceyhan seçeneğinde köprü tekniği, Denizli seçeneğinde omuzda taşıma itfaiyeci yöntemidir. Evet, burada dikkat ederseniz Denizli seçeneğidir değil mi? Bakın omuzda taşıma yöntemi sedye üzerine yerleşme yöntemlerinden birisi değildir. İtfaiyeci yöntemidir. Sorumuzun cevabı. 51'e bakalım. 55 soru çözüyoruz arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazizedeyi yukarıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? 1. Sırt üstü yatırıp başın geriye alınması. Burun kanaması olan bir kişi kesinlikle sırt üstü yatırılmaz arkadaşlar. Sırt üstü yatırma şok pozisyonudur. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi kesinlikle yanlıştır. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması, evet. Burada yapılması gereken sadece ve sadece nedir? Sırt nedir? Arkadaşlar 3'tür değil mi? Sadece 3. Yanlış olanı soruyor. Bakın yanlış olan. Bir kere yanlış olan, doğru olan 3'tür. Yanlış olan hangisidir? Bize yanlışı bulacağız. Bakın yanlış olan. Doğru deseydi 3'ü yapacaktık. Yanlış dediği için 1 ile 2. 1 ile 2 yani Bursa seçeneğidir. Evet, dikkat edin. Doğruyu da sorabilir burada. Burun kanaması olan bir kazide yukarıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur diye sorduğunda yalnız 3 diyeceğiz. 52. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazidenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu olduğu düşünürsünüz diyor bakın. Tam tıkanma, kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunum tıkanması. Öksürüyor, nefes alıyor, konuşabiliyor. Arkadaşlar tam tıkanmada nefes alamaz, acı çeker, ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır. Hemlik manevrası uygulanır bu durumda. Eğer öksürebiliyorsa, nefes alabiliyorsa, konuşabiliyorsa yardım isteyebilir. Öksürmeye biz ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Burada tabii ki kısmi tıkanma söz konusudur. Bursa seçeneği de doğru cevap. 53. Aşağıdakilerden hangisi? Dış kanamalarda yapılan hatalı bir ilk yardım uygulamalarındandır. A. Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek. B. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak. C. Uzuv kopması varsa boğucu sargı turnike uygulamak. D. Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. Burada dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım. Arkadaşlar bakın kanayan bölgeyi aşağı indirmek değil mi? Bakın şuradaki kanayan bölgeyi ne yapmamız gerekiyor? Yukarı değil mi? Kalp seviyesinden yukarı kaldırmamız doğrudur. Hatalı bir uygulama dediği için değil mi? Kanayan bölgeyi aşağı değil, aşağı indirmemiz nedir? Hatalı davranışlardandır. Evet, cevabımız Adana seçeneği hemen 54'e bakalım. Bebeklere suni solunum nasıl yapılır? Büyüklere uygulandığı gibi bebeğin sırtına vurarak ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak.
Tabii ki bebeklerde suni solunum ağız ve burnunu ağzımızın içine alacak şekilde yapmamız gerekiyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Son soruya geldik arkadaşlar. 55. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? 10, 18, 12, 20, 14, 22, 16, 24. Tabii ki 12, 20'dir. Yetişkin bir kişinin solunum sayısı Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar. Sayfamıza, kanalımıza abone olup takip ederek sizlere çıkabilecek ehliyet, elektronik sınav soruları, animasyonlu sınav sorularını sayfamızda görebilirsiniz. Sayfamızı mutlaka arkadaşlarınıza, dostlarınıza önerin, paylaşın. Herkes faydalansın. 90 ve üzeri not alsın, geçsin. Hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.